Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iki renkli örmüş olduğum patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Patiğimiz normalde ön tarafta patikler bitiyor ama bu patik farklı bir şekilde arka taraftan ön tarafa doğru örülüp geliyor. Hiçbir dikiş yok patiğimizde. Sadece haraşoyla örülüyor ve ön tarafta düz örgü tekniği kullanılıyor. Ön tarafa bu şekilde bir İncili çiçek yapmıştım ben. Motif çok hoşuma gittiğinden ben iki renk yaptım. Bu şekilde yan taraftan şu kenardan başlanıyor. Bu da ayak boyutuna göre. Ben 60 ilmek ve 37 numara için başladım. Siz ayak numaranız büyükse bunu daha geniş başlamanız, ölçerek ilerlerseniz daha iyi bir sonuç alırsınız. Ön taraftan şu şekilde uzun bir şekilde dikdörtgen şekilde örülüyor. Daha sonra yan kısımlar tekrardan ilmek alınıyor. Yan kısımlar örülüyor. Ön taraftan bu şekilde bir burun kesme işlemimiz var. Daha sonra ön taraf şu şekilde tekrardan topuk kısmı yapılır gibi ön kısım yapılıyor. Ve en son çiçeğimiz var. İki tane boncuk gidiyor. Orta büyüklükte, çok küçük olmamasına dikkat ederseniz, iki tane boncuğumuz var. 2 numara misinalı şiş ve yine kartopu iplerini kullandım ben. Kartopu flora, beyaz ve açık mavi ile yapacağım bu kez. 60 ilmek atıyoruz tek olarak, çift değil. 60 ilmek atarak mavi ipimizle ön kısım şu kısmına başlıyoruz. 60 ilmek atıyoruz ve 37 numara için başlıyoruz. Evet, çişimize 60 ilmek attık. Çift olarak değil, tane olarak 60. Sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 tane olarak 60 ilmek. Şimdi tekrardan ben göstermek istiyorum başlamadan önce. Ayak numaranızı ölçmek için patiğimizin çevresini hesaplamanız gerekiyor. Bu da 28 santim oluyor. 28'den biraz az, 27,5 gibi. Siz ona göre başlarsanız daha iyi bir sonuç elde edersiniz. 2 numarayla, çünkü haraşolar genişlediği için ben 2 numara şişle başladım. İpimiz kalın derseniz 2,5'la ölçü tam tutmuyor. Siz 2 numarayla başlarsanız aynı sonucu elde edersiniz. Şimdi ilk sıramızı haroşa örüyoruz. 60 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Bu kısım dikdörtgen bir şekilde ilerleyecek. Dönüşümlü olarak iki sırada bir rengimizi değiştireceğiz. İlk sıramızı açık mavi ile haroşa örüyoruz.
Evet, bir sıra haroşa yaptık. Şimdi ip rengimizi değiştiriyoruz. Beyaz renk ipimize geçiyoruz. Tüm ilmeklerimizi yine 60 ilmeği haroşa örüyoruz. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. Arka sıradan da aynı şekilde tüm ilmekler düz gelecek şekilde her sırada düz sırada da düz örüyoruz. Ters sıramızda da düz örüyoruz. Her sırada düz örerek ilerliyoruz. Bu da bu yan tarafların haroşa olmasını sağlıyor. Her sırada düz örerek devam ediyoruz. Birkaç diş örelim. Şimdi arka sıradan beyazdan tekrar geliyoruz. İlk sıramızı örmüştük. Şimdi ikinci sırada tekrardan beyazdan dönüyoruz. Her iki sırada ipimizin rengini değiştiriyoruz. Bu ikinci sıramız ve beyazdan devam ediyoruz. Dediğim gibi tüm ilmekler her sırada düz olacak şekilde örüyoruz. Bu da örgümüzün haroşa olmasını sağlıyor. Arttırma ve kesme işlemi yok henüz. Bu sırayı da tamamlayınca iki diş örmüş olduk. Evet, şimdi iki diş haroşa ördük. Dönüşümlü olarak bir mavi bir beyaz. Bu şekilde birkaç diş daha örelim. Tekrar ben size göstereceğim. 19 diş olması gerekiyor. Birkaç diş sonrasına kadar bir ilerleyelim. Birkaç diş örelim. Evet, şimdi birkaç sıra döndük geldik. Şu şekilde bir sıra bir diş olarak hesapladım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diş oldu. Bu şekilde ilmek renklerimizi her iki sırada bir değiştirerek 19 diş olması gerekiyor. Şu anda 9 dişini yaptık. 19 diş olana kadar haroşa örelim. Tamamladığımızda tekrar göstereceğim ben. Şu anda 19 dişi bir tamamlayalım. Evet, şimdi 19 diş haroşamızı ördük. Tekrardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mavi ipimizle başlamıştık. Mavi ipimizle bitirdik. Şimdi tam ortadan ikiye ayırıyoruz ilmeklerimizi. 60 ilmekle başlamıştık. Ortadan ikiye ayırıp ilmeklerimizi kesmeden şu şekilde ikiye katlıyoruz. Beyaz ipimizi kesebiliriz. Mavi ipimizle devam ediyoruz. İkiye katladığımız ilmeklerimiz 30 ilmek bir şişimizde, 30 ilmek de diğer şişimizde. Toplamda yine başladığımız gibi 60 ilmekle başlamıştık. İkiye katladık, 30-30 iki şişe böldük. Şimdi bir tığ yardımıyla mavi ipimizle devam ediyoruz yine. Bir önden ilmek alıyoruz. Bir arkadaki şişten ikisini beraber kesiyoruz. Bir önden ilmek alıyoruz. Bir arkadan üçünü kesiyoruz. Bir önden ilmek, bir arkadaki şişten ilmek. Üçünü kesiyoruz. Bir önden, bir arkadan üçünü kesiyoruz. Bir ön şişten, bir arka şişten tığımızda şu anda 3 ilmeğimiz var. Üçünü aynı anda kesiyoruz. Bir önden, bir arkadan üçünü aynı anda kesiyoruz. Bir önden, bir arkadan. Evet, bir önden ilmek alıyoruz. Bir arkadaki şişimizden 3 şişi aynı 3 ilmeği aynı anda tığından kesiyoruz. Bir önden, bir arkadan 3 ilmeğimiz var. Üçünü aynı anda kesiyoruz. Bir ilmeğimiz var tığımızda. Bir önden, bir arkadan üçünü aynı anda kesiyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar tüm ilmekleri bitirene kadar bir ön şişimizden, bir arka şişimizden üçünü aynı anda kesiyoruz. Bir ön şişimizden bir arka üçünü aynı anda kesiyoruz. Bir ön, bir arka üçünü aynı anda kesiyoruz. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi bitiriyoruz ve topuk kısmını tamamlanmış oluyoruz. Evet, tüm ilmeklerimizi kestik. İpimizi kesiyoruz şimdi. Bu patiğimizin topuk kısmı oluyor. Şu arka kısmı. Küçük gibi gözükse de yani haroşa genişlediği için bu şekilde topuğumuzu oluşturduk. Şimdi tekrardan şu yan kısımdan tekrardan ilmek alıyoruz. Mavi ipimizle devam ediyoruz. Tekrar ip takıyoruz. Bir ilmek çıkartıyoruz ve şişimize takıyoruz.
Bir ilmek alıyoruz ve şişimize takıyoruz. Şu haroşoların baş kısmından her bir haroşonun başından maviden bir tane, beyazdan bir tane, maviden bir tane olacak şekilde 38 ilmek takıyoruz. 2 oldu. Üç. Bu şekilde tüm haroşoların tepesinden birer ilmek alıyoruz. Evet, tüm sıra boyunca haroşoların tepesinden birer ilmek olacak şekilde toplamda 38 ilmek sıranın sonuna kadar 38 ilmek alıyoruz kenar boyunca. Evet, şimdi tüm sıra boyunca ilmek aldık, toplamda 38 ilmeğimiz var şişte. Bu ördüğümüz kısımda şu patiğimizin yan kısmı oluyor. Şu kenardan ilmek aldık. Tekrardan 38 ilmek aldık. Şimdi yine haroşa örmeye devam ediyoruz. Mavi ipimizle ilmeklerimizi aldık. Arka sıradan haroşa olarak tekrardan devam ediyoruz. Tüm ilmekleri haroşa örüyoruz. 38 ilmek. Tabanın alt sıralarında da yine artırma işlemimiz yok. Yine eksiltme işlemlerimiz var. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. Evet, ilk diş haroşamızı ördük. Şimdi dönüşümlü olarak yine iki sırada bir renk değiştiriyoruz. Yine beyaz ipimizi takıyoruz. Bu da ikinci diş haroşamız oluyor. Arka sıradan yine haroşa olarak dönüp geliyoruz. Son ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Arka sıradan da yine haroşa olarak dönüp gelelim.
Evet, iki sıramızı ördük. Üçüncü sıramıza geçtik. Şimdi bir mavi ipimizle git gel yapıyoruz. Ve daha sonra kesme işlemimiz başlayacak. Yine haroşa örüyoruz bu sırayda. Tüm ilmekleri haroşa örüyoruz. Her üç sırada bir kere olmak üzere kesme işlemimiz var. Bu sırada da hiçbir işlem yapmadan git gel yapıyoruz haroşayla. Evet, şimdi 3 sırayı tamamladık. 3 diş haroşamız oldu. Şimdi beyaz ipimizdeyiz. Baştan ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonraki 2 ilmeğimizi birlikte yine düz örüyoruz. Bir tane eksiltme işlemimiz oldu. Sıra sonuna kadar, son 3 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Sıranın başına bir tane eksiltmemiz vardı. Bir tane de sonunda olacak. Her 3 sırada bir beyaz ipimizde eksiltmelerimiz var. Sıranın sonuna kadar, son 3 ilmeğe kadar haroşa örüyoruz. Evet, son 3 ilmeğimiz var sol şişimizde. Önce 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. Sıranın başında ve sonunda birer adet ilmeğimizi eksilttik. Arka sıradan tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Evet, şimdi baştan 3 sıra eksiltme yapmadan 3 diş dönüşümlü olarak renklerimizi değiştirerek 3 diş haroşa ördük. 4. dişimizde baştan ve sondan birer adet ilmek eksilttik. Bu şekilde yine 3 diş eksiltme yapmadan dönüşümlü olarak mavi beyaz mavi olarak örüp gelelim. Tekrardan ben size göstereceğim. Evet, şimdi 3 sıra ördük. 1, 2, 3. 1 eksiltme yaptık. 1, 2, 3 ördük. Tekrar beyaz sıradayız. Yine eksiltme yapacağız. İlk ilmeğimizi düz örüyoruz. İkinci ilmeğimizi, iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Bir ilmek daha eksiltmiş olduk. Sıra sonuna kadar, son 3 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda tekrar bir eksiltmemiz var. Son 3 ilmek kalana kadar haroşa örelim.
Evet, son 3 ilmeğimiz kaldı yine. 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. Arka sıradan yine haroşa örüp geliyoruz. Tekrardan 3 sıra bir mavi, bir beyaz, bir mavi olacak şekilde 3 sıra git gel yapıyoruz. Evet, şimdi yine 3 sıra ördük. Tekrardan beyaz ipimizdeyiz. Yine eksiltme işlemimiz var. Bu 3. eksiltmemiz ve her eksiltmede 2 ilmeğimiz eksiliyor. İlk ilmeğimizi yine düz örüyoruz. İkinci ilmeğimizi 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar, son 3 ilmek kalana kadar haroşa örüyoruz. Sol şişimize yine 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 2 ilmeği önce düz örüyoruz. Birlikte. Son ilmeğimizi de ters örüyoruz. Arka sıradan yine ilmeklerimizi haroşa örüp geliyoruz. 3 sıra. Hiçbir işlem yapmadan yine mavi, beyaz, mavi olacak şekilde 3 sıra git gel yapıyoruz. Daha sonra yine bir kesme işlemimiz var. Evet, şimdi yine 3 diş ördük. Yine dönüşümlü olarak renklerimizi değiştirdik. Yine beyaz ipimizdeyiz. Yine eksiltmemiz var. İlk ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonraki 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son 3 ilmeğimiz kalana kadar haroşa örüyoruz. Sol şişimizde 3 ilmeğimiz var. Yine şimdi 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu eksiltme işlemlerimiz şu dişleri alttan sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. sıradayız. 16. dişimizdeyiz. Bu ilmekler 23 diş olana kadar devam edecek. Kesmemizde her 3 düz sıra örüyoruz. 4. beyazda kesme işlemimiz var. Başta ve sonda birer ilmek kesiyoruz ve şu dişlerimiz 23 diş olana kadar devam ediyoruz. Evet, alttan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra örmüşüz. Bu son kesme sıramız. Beyaz ipimizdeyiz yine. İlk ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonraki 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. 2 ilmeği düz örüyoruz. Son 3 ilmek kalana kadar, sıra sonuna kadar haroşa örüyoruz.
Son üç ilmeğimiz yine sol çişimizde. İki ilmeği düz örüyoruz. Birlikte düz örüyoruz. Sonraki son ilmeği ters örüyoruz. Arka sıradan yine haroşa olarak geliyoruz. Daha sonra yine bir beyaz, bir mavi, tekrar bir beyaz, yani 3 diş daha örüyoruz. Hiçbir eksiltme yapmadan mavi, beyaz, mavi olacak şekilde ve eksiltmelerimiz bitiyor. Toplamda da 23 dişimiz oluyor alttan saydığımızda. Evet. Son eksiltme sıramızda yaptık. 3 sıra eksiltme yapmadan ördük. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Toplamda 23 sıramız oldu. Baştan 3 sıra kesmeden git gel yaptık. Daha sonraki her 3 sıra ördük. 4. sıramızda her beyaz sıramızda baştan ve sondan 2 ilmeğimiz eksiltme oldu. 38 ilmekle başlamıştık. Şu anda 5 adet eksiltme yaptık. Toplamda 10 ilmeğimiz eksildi. Ve şişimizde 28 ilmeğimiz var. 10 eksiltme yaptık. 2 ilmek olmak üzere 5 sırada eksiltme yaptık. Şu anda da 28 sıramız var. Tüm patiğimizin taban kısmını, şu kısmı tamamladık. Dediğim gibi burayı arttırdığınız anda ayak numaranız büyüdükçe 60 ilmek başlamıştık. Bunu daha fazla yapmanız gerekiyor. Buradan patiğimiz büyümüyor. Şu arka kısmını büyük başlamanız gerekiyor. Ön kısımdan patik büyümediği için şu 60 ilmeği siz daha fazla başlamanız gerekiyor. Böylelikle bu taban kısmında tamamladık.